Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne oldu? Hiç, yemeğini verdim, geldim. Ellerine sağlık. Ne demek afiyet olsun? Yani bir şey demedi mi? Yok. Vay be. Büyük hareket. Kız abla! Ya Gülüsten, sen kafayı mı yedin? Manyak mısın sen ya? Ödümü patlattın ya. Bağırıp bağırıp duruyorsun. Ne var, ne oluyor? Esma Sultan gelinin yemeğini almış ya. Gelinin yüzünde güller açıyordu vallahi. Aha! Aha! Yok. O olacak iş değil. Bal gibi de olmuş işte. Olmuş mu olmamış mı anlaşılır şimdi. Topla ortalığı. Gelin hanımın yüzünde güller açınca ben de yemeği yediniz sandım. O ne demek Nurgül? Gelin hanım yemeği kabul ettiğinizi söylemiş. Yüzü de gülüyormuş. Gülistan söyledi. Kendi gözleriyle görmüş. Farah söylememiş mi yani? Yok. Hiçbir şey olmamış gibi yemeğini yemiş. Güzel. 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 Sabah hamamı hazırla. Ona da haber ver. Madem konağın gelinliğine soyundu, geleneklerimiz neyse yapsın hepsini. Kerameti neyse gözlerimizle görelim. Nasıl isterseniz hanım. Sen var ya, bunun bu saatte evde olduğuna bakma. Bu akşam yemeğini yer vın. Öyle bir kaçar ki aklın şaşar. O iş deyimdir. Sabahtan akşama kadar işte beraber değil misiniz zaten? Sıkılıyorsundur. Bu. Bunun işle hiç alakası yok canım. Sorsan üniversite sınavlarına hazırlanıyor ama yalan dolan işte yani. Tabii tabii. Her yıl anneme bu sene tamam diyor. Nerede? Ne yapıyorsun peki? Motor hastasıyım ben. Bir tane tamirhane var. Orada arkadaşlarla motor topluyoruz. Bir arada bir kendini toparlasan da bizi yorma sen Murat. Ne? Olur mu? Sen ne yapıyorsun Osman? Ben bir fabrikanın makine tasarımlarını yapıyorum. Mühendistir arkadaş. O zaman sizde çalışmıyor değil mi? Yani sen niye aileyle çalışmıyorsun ki? Sevmez o bizi. Ama sevilecek bir taraflarım var. Baksana Allah aşkına. Bak bak bak. Bak şu özellikle. Ulan terbiyesize bak. Sakin, her taraftan da değil. Hak ettim, söyleyeyim sana. Çok teşekkürler abi. Ya bu bak ya. Hak ettim bir şey. Çok çok.